Evet sevgili güvercin severler, Kırklareli'den, Kırklareli taklacılarından sizlere selam olsun. Türkiye'nin her neresinde güvercinci kuşçu arkadaş varsa hepsine iyi akşamlar, hoş sohbetler. Size bugünkü çekimimde yeni aldığımız tepeli, arka tepe yani Mardincilerin dediği gibi. Arka tepe diyelim. Bizim burada tepeli kırmızılarımız, yerli kırmızılarımız, öndeki kuşumuz, dişi kuşumuz, arkadaki erkek kırmızımız. Bunları yeni aldık arkadaşlar. Bunlar da eski soylar. Burada yine gördüğünüz gibi bir sarı bir kırmızımız var. Bunlar da eski kuşlar, yerli kuşlar. Altta yine kat kırmızılar var. Burada yine yumurtada yatan kırmızılarımız var. Bunlar arkadaşlar burada yumurtladılar. Eşe attık. Burada yumurtladılar. En altta da sağ taraftaki erkek sarımız. Sol taraftaki de yavru kızması. Dişi sarımız. Yeniden yeni aldığımız kırmızıları göstereyim size arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Ön taraftaki dişi kırmızı, arka taraftaki erkek kırmızımız. Bunları da yeni aldık. İki ayrı soyu birbirine attık. Bunların burada eş yaptıktan sonra arkadaşlar köpeklerimizin olduğu yere yeni bir kümes yaptık. Orada birkaç çift başka değişik kuş var. Ankara kuşları var. Oyuncu kuşlar, Mardinlerimiz var orada. Kırıkkale'den iki çift kuş var. Ankara'dan bir çift kuşumuz var. Tiplerimiz var bir çift. Bir çifte tepeli beyazımız var, yerli. Bu kuşlarımızı da oraya götüreceğiz. Şuradaki yumurtada olanlar yavrularını büyüttükten sonra gidecek. En alttaki sarılarımız daha eş olmadı arkadaşlar. Yavru kızması dişimiz daha yuva kızdırmıyor. Yavaş yeni yeni pas vermeye çalışıyor. Bu arada erkeğimizin kuyruğunu kestik. Çok pislenmişti. Diğer kuşlarımızı bu eş olmaya İşte yeni eş olacak kuşlarımız, tepeli kırmızılarımız, alttaki tepesiz sarılarımız, bir de yumurtada olan kuşlarımız burada kalacak arkadaşlar. Büyüttükten sonra götürür, yavrularını büyüttükten sonra götüreceğiz onları. Bakalım. Arkadaşlar, yumurtada olan kuşlarımızın erkeği benim çok eski kuşum. Yani o soy, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, tam hatırlamaya çalışıyorum. Bunların dedelerini diyelim. Dedelerinin dedelerini ilk eşe attığım zaman herhalde bir 40 seneyle karışık arkadaşlar. Belki geçik bile. Çünkü ilkokula gidiyordum. Kırmızıların soyu tepesi sarılardan geliyor. Şu erkeğin, o yumurtada yatan erkeğin soyu. Diğer kırmızımız da yine eski yerli kuşlardan. Benim gençler birliğinde oynarken kaptanım vardı Sedat. Sedat abimiz. Ondan gidip aldım. Onu attık. O da eski soy. Biliyorum onlar da küçük kırmızılar. Hep eski soy kırmızılar. Bizim kırmızımızı attık onları. Bakalım yine eski soyumuzu yakalayalım. Çünkü güvercinlerde birçok özellik erkekten geçer. Dişiler karbon kağıdı gibidir güvercincilikte.
anneden çok fazla özellik almazlar aslında. En azından ben 40 senede yerli kuşlarda bunu gördüm. Hatta şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir kuşu özüne döndürmek istiyorsanız, yani köpeklerde de yaptığımız çapraz işleme var biliyorsunuz. İşte araya bir kan sokup ondan çıkanlarla babayı, dişiyi babayla, erkeği de anneyle eşlemek gibi. Güvercinlerde de uzun yıllar aynı soyu devam ettirmek için illa mutlaka kendi soyunuza yakın bir soyu sokmak zorundasınız. Soyunuza aynı özellikleri atsın diye dişiler genelde karbon, dedim işte, karbon kağıdı gibi kullanırdık dişileri. Çünkü erkeklerin özelliğini alsın diye. Yani asıl soyun geni veren erkektir kuşlarda. Yabani kuşlarda da şöyle düşünün arkadaşlar. O güzelliğin birçoğunu erkek kuşlardan alırlar. Farkındaysanız doğadaki kuşlarda da erkek her zaman dişiden farklıdır. Ne bileyim, keklikte de böyledir. Mesela horoz dediğimiz zaman biliyorsunuz ki daha farklı, daha büyüktür. Mesela doğada yaşayan kuşların erkekleri her zaman renkleri de farklı olmuştur. Çilde de böyledir, keklikte de böyledir. O yüzden de kuşlar bütün gen özelliklerini okuduğum ve bildiğim kadarıyla birçoğunu, yani yüzdeye vurursak %80, %90'ını babadan alır. Geri kalanını anneden alır. Tabi genetik özelliklerde renk vardır. Mesela eski kuşlarımda anne sarıydı, baba kırmızıydı. Çok zaman kırmızı atarlardı. Arada tek bir sarı yavru verirlerdi. Yani arada bir anne gibi de atarlardı ama genellikle daha çok baba gibi kırmızı atıyorlardı. O yüzden de buradan da bildiğim için büyük ihtimal yine baba soyunu devam ettireceğiz. Bu yumurtada olan kuşlarımız için söylüyorum bunu. Diğerlerinin arasında yukarıda bir kırmızımız var bizden, yine eski kırmızılarımızdan. Şurada sarının eşi. Bir de gördükleriniz. Bunlar bizim eski kuşlarımızdan. Sevgili güvercin dostları, size şunu söylemek isterim. Yavru yavruya eşleme yapmamak için, aynı soydan birbirine bir soyu eşlememek için 4 veya 5 yılda bir tane sizin kuşlarınıza yakın, Mardin bakıyorsanız sizin kuşlarınıza yakın, yani sizin kuşlarınız kadar oynayan, en az sizin kuşlarınız kadar oynayan bir kan sokun. Dolapçı bakıyorsanız yine öyle. Kelebek bakıyorsanız, gerçek kelebeklerde çok zaman görmüşsünüzdür. Kalaçaları vururlar beyazlara, bozalı çıkar. Ama bizim yerli kuşlarımızda iki tane kırmızıyı birbirine vurduğunuz zaman beyazlık aramayın. Yani bu yüzden diyoruz ki soyumuzu devam ettirelim. Yani eski yerli kuşlarımızı devam ettirelim, bu yüzden istiyoruz. Çünkü eski yerli kuşlarımızda çok sağlam kanlar vardı. Yıldızda uçarlardı. Döndükleri zaman, daha önceki videomda da söyledim, döndükleri zaman elektrik direklerinin boyları, arkadaşlar elektrikçi olduğum için söyleyeyim, 12 metredir.
7-8 direk yapan kuşlar aşağıya doğru dönüştü tabii taklacılar. Bizim taklamız yerlerin takla, Trakya taklacıları aşağı doğru dönüyorlar. Kesmeden 7-8 direk dönen kuşlar vardı. Yine buna dönüş için bunları bakıyoruz. Ve bu kuşlar da kesinlikle soylarında beyazlık atmaz, saz yapmaz. Kendileri gibi yavru atarlar. O yüzden asil kuşlar, asil kuşlardır. Asil güvercinlerdir. Şimdilik sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonraki videolarda sizlere başka çekimler de yapacağız. Mezatlardan başka dostlarımızın kuşlarını, hastalıklardan bahsedeceğiz. Tüy döneminde kuşlarınıza ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Yavru kuşlarınızın tüyden çabuk çıkması için neler yapmanız gerektiğini anlatacağız. Sevgili dostlar, sevgili güvercinci dostlar. Tabii ben aynı zamanda bir avcıyım. Avcıların arasında da birçok arkadaşımız güvercin bakıyor. Çeşitli ırklarda. Buradan o dostlarıma da selam olsun. Bütün güvercinci dostlarıma da selam olsun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.